Allah eksikliklerini göstermesin. O yüzden oraların amatördeki önemli futbolcularındanmış hepsi. Mutlaka izlemişimdir. Ben Ayhan o dönem oralarda olsun. Çok maç izledim. Mutlaka izlemişim. Bu arada Emre de Zeytinburnu'nda. Ya o bölgede bak, acayip bir futbolcu yetişiyor. Eyüp Yıldız, Arda Turan Galatasaray'la yaşanan durumu bize anlatabilir mi? Neden transfer gerçekleşmedi abi, diye sormuş. Abi işte Melih abi, yani o durum hakkında konuşmaya vallahi gerek yok. Çünkü yani aynı şeyi tekrar etmek olacak. Yani durum, siz ne gördüyseniz, hepimiz ne gördüysek oydu. O yüzden hayırlısı diyelim. Galatasaray benim. Tabii. Yani. Aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray benim camiam. Çağırırlarsa izleriz, çağırmalarsa tribünden destekleriz. Hiç önemli değil. O kadar, konu bu yani. Her zaman bu böyleydi. Sadece bugün değil, her zaman öyleydi. Yani Galatasaray beni yakından tanıyan, yakından tanıyanlar benim Galatasaray'la ilgili bir konuda nasıl bir tavır sergilediğimi bilir. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Evet, Galatasaray'la tamam. Galatasaray'la olduğunu, Galatasaray için her şeyi yapabileceğini zaten bu ülkede azıcık gazetecilik yapmış bir insanın kabul etmesi lazım. Sen Galatasaray'la Arda'sın ama yarın gider Beşiktaş'ta da oynarsın. Baba Recep gibi gider başka bir takımda da, Fenerbahçe'de de oynarsın gerekirse. Bu başka ama bu senin Galatasaraylılığını asla değiştirmez. Biraz akıllı olması Okay lazım. Abi, lütfen, sen Galatasaraylı Arda'sın. Hayatım boyunca yani inan bana bu kısmını bile düşünmedim. Bunu yapanlara saygı duydum ama ne Galatasaray ne Beşiktaş kısmında hiç, ne Fenerbahçe ne Beşiktaş kısmında düşünmedim. Ya ben bu konuda biraz hassas davranıyorum. Bazen duygusalım bu konuda. He. Ama dediğim gibi açıkçası bu konuyu yani şimdi Galatasaray taraftarı olunca insan bu konuyu da sürekli konuşuyor. Yani sürekli Fatih Terim, sürekli Galatasaray konuşup da hani oraya onun üstünden bir prim yapıyormuş veya gündem oluyormuş gibi bir şey olmak da istemiyorum açıkçası. Olmaz zaten. Yok yok, zaten burada gündemden değil. Tabii ki benim. Ama Galatasaraylı benim böyle bir taraftarlar olmaz, seni çok yakıştırıyor. Ben. Yani hala ya 66 numara mı giyer, 10 numara mı giyer diye tabii, kaç tane 66, soru var. Tabii ki ben de 66, hani bir hatırası var ama 66 numaradaki o maçlarımı izleyelim. Yani bir sürü eksiğim falan var. Yani bu çocuğun gelişimi, yani numaralara çok takılmamak lazım. 66 tabii ki etkili ama 66 numaralı taç için orada bekliyorum, alıyorum, çalım atıyorum yani. Sadece futbolda o değil açıkçası. Tabii. Cem Melek sormuş. Arda abim, Galatasaray'da attığın en güzel gol hangisiydi? Futbolda diziliş kalmadı Güzel... evet ama bugün teknik direktör olsan hangi formasyonu seçersin diyor. İkinci soruya başlayayım. 4-3-3 formasyonunu seçmek isterim ama oyuncuya göre takım kururum. Yani oyuncu önce iyi olur. Oyuncunun kalitesi, yeteneğine göre her sistem oynanabilir. Rakamlara çok takılma. Bir ileriye gitti mi 4-4-2 olur. Bir geriye geldi mi 4-3-3 olur yarım metre. O yüzden oyuncuya göre format seçmek daha iyi diye düşünüyorum. Yani üçlü savunma bile oynanabilir duruma göre. Galatasaray'da attığım en güzel gol. Konya'ya attığım gol çok güzel. Konya'ya attığım gol çok güzel. Bu ara geçip bacak arasından geçip Özden abiyi fake'le yatırdığım pozisyon. O gol çok iyi. Yani birçok golü çok güzel. Keşke görüntülerini çok verebilmiş. Çok gol var. Mesela Denizli'de aslında bir tane gol atıyorum. Ligde olduğum yerden zıplayıp kafayla vuruyorum. O zor bir goldü. Dışarıdan bakınca çok estetik gözükmüyor ama yani bir situation, o kafa dengesi. Ya bir sürü güzel gol. Gerçi ben çok güzel gol atmam ama önemli goller atarım. Ben evet, değerli ben Basel'deki golü ondan sonra biz Rıdvan'la birlikte yukarıdayız. Zaten Portekiz'e mağlup olmuşuz. Tamam mı? Tası tarağı toplayıp gitme durumundayız. Bir de golü yedik. İsviçre'den 1-0 yenik durumdayız. Semih filan girdi. İkinci yarı böyle. Evet. İlk önce Semih 1-1 yaptı. Sonra biz nasıl çağırıyoruz biliyor musun? Böyle mektup yazıyoruz. Hadi Arda, gol geliyor mu? Bir son dakika golü mü filan diye. Bizim yönetmen arkadaşlar da gayet güzel görüntülerle bir şey hazırlamışlar. Sonra sana onu göndereceğim. Muhteşem. O golün tamamen çok yer güzel kamerasıyla görüntüleri var. Bence attığın hala, muhteşem hala gol o. Hala o golü gördüğümde gözlerim gerçekten çok dolar. Ama o işte abi, takımdaşlık çok önemli. Hep bu hikayeyi anlatıyorum. Ya yani orada Tuncay abinin yaptığı muhteşem bir şey var yani. Dakika 90'da yavaş yavaş geri geliyorum. Çok da ağır oluyorsa. Ya yani benim de fizik kalitem Tuncay abinin yanında bir hit sayılır. Yavaş yavaş geliyorum. Tuncay abi diyor ki gelmesin. Yani sonuç olarak kal. benden 6 yaş büyük, Fenerbahçe kaptanlığı yapan, o da gole yakın, star bir oyuncu.